Bursa Büyükşehir Belediyesi Erkan Aydın'la Bursa'da Ramazan programını sunar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين فيني والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنه هو الغفور
Sadakallahu'l-Azim. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah ve bihinesta'in. Bizleri yoktan var eden, kendisinden başka kulluk edilecek ilah olmayan, bizleri yaratan, yaşatan, dilediği zaman katını alma kudretine sahip olan şanı yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Bize dinimizi öğreten Peygamberimiz, rehberimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat, onun temiz ehli beytine, ashabına, etbaına, kıyamete kadar ona tabi olacak olanlara, sizlere selam olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Kıymetli hocamın çok güzel Kur'an'ı ile başladık. Kur'an ayı Ramazan'da. Ey nefisleri aleyhine aşırı giden kullarım! Ne kadar günahkar olursanız olun, siz yine de benim kulumsunuz buyuruyor Rabbimiz. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. O çok bağışlayan, merhamet edendir. Kıymetli izleyicilerimiz, maneviyatlı şehir Bursa'dan sizlere sesleniyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye'mizin ev sahipliğinde Ülke TV ekranlarından bugün şehre eminimiz, misafirimiz Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Aktaş. Başkanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Erkan Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyisiniz? Allah'a hamdolsun. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Sizinle sohbet edeceğiz ama iftar programımız böyle bir bereketlensin. Bir tekbir, salavat, bir ilahiyle müsaadenizle gönüllerimizi bir hoş edeceğiz. Sonra da inşallah başkanımızla biz bir iftar programı yapıyoruz. Güzelce sohbet edeceğiz inşallah. Allahu Ekber tekbira. Ağzınıza sağlık, Allah razı olsun. Bu arada kıymetli izleyicilerimiz, asıl Yunus Emre Aşık Yunus Bursalı, bunu söyleyelim. Birçok ilahisini izliyorsunuz, dinliyorsunuz ve Bursalı olduğunu da söyleyelim inşallah. Başkanım, yine bir Ramazan'da elhamdülillah Allah bize hem Ramazan'a eriştirdi hem Bursa'ya geldik. Biliyorsunuz biz Büyükşehir Belediye'mizin ev sahipliğinde 4 yıldır Bursa'da iftar programı yapıyoruz. Bursa'nın çeşitli yerlerinde yaptık ama baktık ki ya bu Bursa'nın merkezinde burayı güzelleştirmek, tarihi ortaya çıkarmak için yapılan uzun yıllardır devam eden çalışma neredeyse tamamlandı. Biz de şehrin kalbine inelim dedik. Şimdi dün Diyanet Başkanımız vardı. Ya dedi ki bambaşka bir gözüme göründü buralar dedi. Biz de bu Bursa'nın güzelliğini aktaralım dedik. Şimdi siz Bursa'nın belediye başkanısınız ama aynı zamanda bir seçim döneminde Ramazan ayı. Belediye başkan adayıyız aynı zamanda. Evet, Ramazan ayı. Biz de iftar programı yapıyoruz. Biraz sohbet edelim istiyoruz sizinle. Hiç uzun yıllardır siyasi hayatınız var. Ramazan'da böyle bir seçime denk geldiniz mi hiç? Kıymetli hocam, öncelikle hayırlı akşamlar dilerim. Bizi izleyen herkese selam ve saygılar sunuyorum. Tabii ilk kez bu sene programımıza konuk olduğum için de herkese hayırlı Ramazanlar demek istiyorum. İnşallah bir saat sonra yaklaşık 4. iftarımızı açmış olacağız. İnşallah. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri dergah izzetinde en güzel şekilde kabul etsin. Amin. Sizleri de 4. kez sanırım Bursa'da ağırlamak son derece büyük bir mutluluk. Elhamdülillah. Ülkemizin her bir şehri ayrı güzel ama Bursa'mız ayrı bir güzel. Yeşil her şehre yakışır ama yeşil Bursa demek daha bir keyifli. Hı hı. Dolayısıyla Osmanlı'yı kuran şehir, Osmanlı'nın ilk başkenti, ilk adı 6 padişah ve onlarca evliyayı bağrında barındıran Bursa'da böyle bir iftar saatinde sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Allah razı olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet, ben hocam 20 gün sonra, 15 gün sonra hatta belediye başkanlığında 20 yılı tamamlamış olacağım. Seçim çalışmalarının Ramazan'a denk geldiği oldu. Fakat seçimin gününün Ramazan'a geldiği, ki bir de seçimlerde biliyorsunuz son 20 gün bir ay şeydir, yani en zirve zamanlardır. Artık eskisi gibi değil. 5-6 ay önceden başlamıyor bu işler. Son 20 gün bir ayda çok ciddi odaklanıyor. Ve bu sefer de bunun 20 günün tamamı Ramazan içine gelmesi
İşe biraz daha anlam kattı, biraz daha gizem kattı. Bereketli tabii, sahurlara kadar devam eden, sabah namazına kadar devam eden programlarla, vesileyle şehir insanımızla beraber oluyoruz, buluşuyoruz. Bir ilki de bu vesileyle yaşamış olduk. Eyvallah. Kıymetli Başkanım, Ali Nur Aktaş için Bursa ne ifade ediyor? Çünkü ben mesela uzun yıllar Bursa'ya hiç gelmemiştim. Sonra bu program vesilesiyle geldim. Sonra Bursa'dan kopamadım. Bursa çok maneviyatlı bir şehir. Bildiğim kadarıyla siz zaten buralısınız. Burada doğmuş. Tabii. Üniversiteyi de burada okudum. Burada okumuş, burada yaşayan bir insansınız. Ali Nur Aktaş için Bursa ne ifade eder? Bugün bizi ülkemizin dört bir yanında izleyenler bir Bursa'yı sizin ağzınızdan dinlese. Hissiyatınız nedir? Evet, kıymetli hocam, şimdi aşk yaşanır diyor, anlatılmaz diyor. Ya Bursa gerçekten çok keyifli bir şehir. Ülkemizin her bir şehrinin hikayesi var. 81 ilimiz var. Ben bunları gezdiğim için, en az bir kez gördüğüm için biliyorum. Yani her şehrin bir hikayesi var. Geçirdiği süreçler var. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Ah yuvam, vah yuvam demiş. Herkesin kendi vatanı, kendi memleketi, kendisi için kıymetlidir ama bana göre Bursa'yı cazip kılan, Bursa hem modern çağın gereklerini bünyesinde barındıran, sanayileşmiş, otomotiv, tekstil, makina, ahşap ve mobilya sanayi başta olmak üzere ciddi özellikleri, ciddi ticari aktiviteleri bağrında barındıran bir şehir. Bursa aynı zamanda bir turizm şehri, Bursa bir kültür şehri. Ama Bursa aynı zamanda kadim medeniyetimizin de önemli bir nirengi noktası. Maneviyatlı şehir Bursa. Yani şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Her şeyde Ramazan'ı az veya çok hissedersiniz ama Bursa'da çok daha fazla hissediyorsunuz. Dolayısıyla gelenekle geleceğin buluştuğu şehir Bursa bana göre. Gelenekle geleceğin buluştuğu şehir Bursa. Güzel. Yani Bursa bugün savunma sanayine de, uzay havacılığa da, otomotiv endüstrisine de hizmet eden bir şehir. 17 tane organize sanayi bölgesiyle, çok uluslu şirketleriyle, 17 milyar dolar ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin ekonomik aktivitesi açısından en hareketli şehirlerinden bir tanesi. Bazen ikinci, bazen üçüncü ihracatta. Ama Bursa bir, bu kadar özellikleri kadar da aynı zamanda maneviyatlı şehir. Geçmişin izlerini bağrında barındıran şehir. Mevlevi hanesiyle, Ulu Camisi'yle ki Bursa'nın kalbinde izlediğiniz. Özellikle anlatmak isterim bulunduğumuz hanlar bölgesiyle. İşte Sultan Külliyeleriyle, medreseleriyle, hanlarıyla, hamamlarıyla Bursa tarihimizin de önemli izlerini taşıyan bir şehir. Bana göre Bursa'yı özellikle kılan bir özellik de 80 vilayet Bursa'da var hocam. Yani başta Erzurum, işte Samsun, Muş, Artvin, Balıkesir olmak üzere ben yaşayan nüfuslar açısından söylüyorum. 80 vilayetten az veya çok insanlarımız Bursa'da. Çünkü Bursa'nın bu güzellikleri herkesi cezbediyor. Ve ben biliyorum ki Türkiye'de birçok insanın en azından burada doğmasa da, şu an burada bulunmasa da bir gün yaşamayı düşündüğü şehir Bursa açıkçası yani. Başkanım, mesela İstanbul'a yakın, bu kadar da Türkiye'nin ekonomisinde, sanayisinde önemli bir şehir. Ama o Anadolu ruhunu kaybetmemiş bir şehir. Yani, kasaba havası da var şey. Evet. Şehirle beraber o geleneği de burada hissetmek. Siz güzel ifade ettiniz. Anadolu irfanını hala bağrında barındırıyor Bursa. İşte o yüzden de caddesinde, sokağında bir şeyleri daha iyi teneffüs edebiliyorsunuz. Ben tabii o gelen göçlerin de zenginlikleriyle, kültürleriyle beraber gelmesinin de Bursa adına bir zenginlik, bir değer olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani yemek kültürüyle, folkloruyla, örf adet ananeleriyle, taziye kültürüyle, ya o kadar çok şeyi sayabilirim ki yani. Burada insanlar birbiriyle kız almış, kız vermiş. Yani nihayetinde hepimiz Bursa için çalışıyoruz, Bursa için yaşıyoruz. Ve tüm samimiyetimle söylüyorum, ben Allah'a hamd ediyorum. Böyle güzel, böyle kutlu bir şehre hizmet etme şansını Cenab-ı Hak bana verdiği için kendimi çok bahtiyar hissediyorum. Ya bu bir sorumluluk, bu bir meşakkat. Bu gerçekten çok kıymetli bir, benim haneme yazılmış çok kıymetli bir bölüm açıkçası. Allah'a hamd ediyorum. Tabii dediğiniz gibi adaylık sürecindeyiz. Nasip kısmet işi bunlar. Evet. Biz zaten sahada olan,
6 yılı, 6,5 yılı Büyükşehir'de olmak üzere toplamda 20 yıldır hizmet eden bir vatandaşız. Bir belediye başkanıyım ben. Dolayısıyla Bursalı hemşehrilerim inşallah bu süreci tekrar değerlendirecekler. En doğru karara varacaklardır diye düşünüyorum. Biraz da aslında birinci sorunun da biraz böyle tamamlayıcısı, biraz da sizi açmak da istiyorum. Ben sizi uzun yıllardır tanıyorum. Siz bir camiye geçip teravih kıldıracak kadar din bilgisine de sahipsiniz. Halkın içindesiniz. Siyasetten çok önce de iş insanısınız. Maaşetinizi buradan temin ediyorsunuz. Haliniz, vaktiniz, çevreniz. Yani Ali Nur Aktaş'ın derdi ne? Ali Nur Aktaş ne yapmaya çalışıyor? Ne istiyor? Nasıl bir Bursa görüyor? Evet. Normalde bazı insanlar için siyaset bir meslektir. Ama bazı insanlar için hizmettir. Aslında sizin kendi profilinize baktığımızda biraz daha böyle külfet gibi de duruyor aslında. Ama paralanıyorsunuz. Bir şeyler yapmaya gayret ettiğinizi bir şekilde hissediyoruz. Evet. Nedir Ali Nur Aktaş'ın Bursa ile ilgili derdi? Kıymetli hocam, önce şunu ifade edeyim. Ya ben okuduğum okulları, yaptığım ticaretleri belediye başkanı olmak için yapmadım. Evet. Yani belediye başkanlığı bir meslek değil zaten. Yani mühendislik bir meslek, terzilik bir meslek, oto tamirciliği bir meslek, ziraatçılık bir meslek ama belediye başkanlığı bir meslek değil. Belediye başkanı olmak için de mühendis olmaya, doktor olmaya, öğretmen olmaya, yani muhakkak bir üniversite eğitimi olması bu işin zorunluluğu değil ama önemli maddelerden bir tanesi ama ya yani belediyeciliğin içerisinde her şey var. Sağlık da var, mühendislik de var, altyapı da var, üst yapı da var, kültür de var, sanat da var, spor da var, ilahiyat da var. Hepsi var ya. Yani mesele yani işte çok kaba tabirle doğumdan başlayıp Allah gecinden versin vefata kadar devam eden, hatta vefat sonrasında devam eden süreçlerin tamamına dokunuyor belediyecilik. Ve bir adanmışlık istiyor değil mi bu ya? Tabii. Ya evet, ilk başladığında ben de 33 yaşı gibi genç bir yaştaydım belediye başkanı olduğumda. Çok anladım mı derseniz, ben çok anlamadım açıkçası. Yani şey uçmaz mürit uçurur hesabı, partideki arkadaşlarımızın teşviği, bağımsız da olabilirsiniz veya bir parti kanalıyla, ki kendisi belediyecilikten gelen ve onunla beraber siyaset yapmaktan son derece büyük bir mutluluk duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızın kurmuş olduğu AK Parti çatısı altında ben siyasete başladım. Daha önce bir siyasi faaliyetim, çalışmam olmamıştı. Her vatandaş gibi ben de oyumu kullanıyordum açıkçası. Ve bu başlayan süreç nihayetinde bu noktalara geldi. Ama bir süre sonra bu sizden zaten çıkıyor yani. Bu sizin iradenizde ilerleyen bir iş değil. Eğer bunu bir memur mantığıyla, kimse beni yanlış anlamasın, veya bunu bir yerde çalışıyorum mantığıyla yaparsanız ya bu iş çok anlam kazanmaz. Ya bir iş doğumdan ölüme kadar, hatta ölüm sonrasına bile temas ediyorsa, tamamıyla alakalı görev ve sorumluluklarınız varsa, sokaktaki bir vatandaş, yalnız kalmış bir çocuk, evi yıkılmış, evi yanmış bir hane, sel baskınına uğramış bir bölge veyahut bir deprem, başka bir afet veya bir sıkıntı, yani belediye bunların hepsinde var. Ya dolayısıyla bu işi bir vakte, saate, şekle bağlamak çok mümkün değil açıkçası. O yüzden de bu işte adanmışlık önemli. Bu işi sevmek önemli. Ben 20 yıldır o kadar büyük mutluluklar yaşadım ki bana hiçbir para, hiçbir akçe bunların karşılığını veremez yani. Gerçekten aldığım hayır dualar. 70 küsur yaşındaki teyzemizin yıllar sonra karşıma geçip evladım sen bizi emekli etmiştin. Ben hatırlayamadım baştan. Emekli etmiştin. Yani elimi öpmeye çalışması. Allah razı olsun, çocuğum senin sayende okudu. Evlatlarım senin sayende, eşim vefat etmişti. Bağkur borçları varmış. Bağkur borçlarını ödettirdik. Vesile oldum. Yani bunları duymak, her gece namazında, her Kur'an'ı elime alışımda sen aklıma geliyorsun sözlerini. Ya ne kadar büyük iş adamı olursanız, ben her türlü işverenimize büyük saygı duyuyorum. Bir kişiye bile ekmek verenden Allah ebediyen razı olsun. Çok kıymetli, çok değerli ama yani insanların hayatına dokunabilmek, o zor anlarında insanlarla beraber olmak, işte belediyecilik bu.
insanların hayatına dokunmak değil mi? Evet, evet. Bunun hiçbir maddi bir karşılığı söz konusu. Maddi bir karşılığı yok. Meslek olarak bunun tam bir tanımı yok. O mutluluğu gözünde görmek. Tabii tabii. Yani bunu yaşayabilmek, hissedebilmek. Ama fedakarlık gerektiriyor. Tabii bu noktada eşinizden, dostunuzdan, evlatlarınızdan, sevdiklerinizden muhakkak sürte fedakarlık etmek durumunda kalıyorsunuz. Yani dolayısıyla bu noktada hele Bursa gibi kutlu bir şehirde hizmet etmek, Bursa gibi hızlı büyüyen, sanayilerle büyüyen, göçlerle büyüyen, belirli sıkıntıları olan, özellikle 60'lı yıllardan sonra ta ki 2000'li, 2010'lu yıllara kadar çok hızlı büyüyen Bursa'da bu manada bir mücadele, bir irade ortaya koymak çok kolay değil açıkçası. Ama ben bu hazzı ve heyecanı yaşamış, bu tecrübeye sahip olan birisi olarak Allah'a hamdolsun kendimizi tabii ki tecrübemizle, bilgi birikimimizle ama tevazuumuzla beraber de güçlü hissediyoruz ve Rabbim nasip eder tekrar bu noktada bir vatandaşımız irade ortaya koyarsa da hiç şüpheler olmasın. Onlar bizi çok iyi tanıyorlar. Gecemizi gündüzümüze katar Allah'ın izniyle iyi şartları ortaya koyarız. Nasıl bir Bursa dediniz? Ya ben tabii istiyorum. Ulaşımıyla, altyapısıyla rahat bir Bursa. Sağlıklı gelişen Bursa, planlı gelişen Bursa. Sokakları temiz bir Bursa. Çocuklarının, gençlerinin yurt dışı hayali kurmadığı, bu şehirde yaşamaktan keyif aldığı, yeşille bezenmiş, o yeşilin hakkını doya doya veren ama bir o kadar da sahip olduğu tarihsel değerleri de bünyesinde muhafaza eden, yaşatan, yaşayan ve yaşatan bir Bursa hayal ediyorum ve bütün çalışmalarımızda bu formatta geliştiriyoruz dersek hiç de mübalağa etmemiş olurum yani. Tarih demişken bir önceki Ramazan'da program yaparken bir önceki senede bu tarihi alanda yani Bursa'nın kalbi dediğimiz yerde önce bir kamulaştırma, yıkımlar vesaire vardı. Şimdi gördük tamamlanmak üzere bir inşaat. Şöyle biraz bir Bursa'nın kalbinde neler yaptınız, neler yapılıyor, tamamlanan şey nedir, nasıl bir şey ortaya çıkacak tarihi süliyet? Biraz oradan bahsedebilir miyiz? Hayır hocam. Kıymetli hocam şimdi tabii her şehrin belirli sembol mekanları vardır. Önemli nirengi noktaları vardır. Bursa tabii hamdolsun tarihimizin 5 farklı medeniyetin izlerini taşıdığı için Bursa'nın böyle sembol mekanları belki var ama özellikle Hanlar bölgesi Bursa için çok önemli bir değer. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. 6,5 yıldır yaklaşık hizmet ediyorum. Onlarca, yüzlerce güzel proje. Bu herhangi bir küçük ilçemizde de olabilir. Şehir merkezinde de olabilir. Ya bu altyapı olabilir, bu bir köprü olabilir, bu bir yol olabilir, bu bir spor tesisi, kültür merkezi. İnanın o kadar harika işler yaptık ki. Onlarca, yüzlerce saymakla bitiremem. Ama maliyet olarak bundan çok daha büyük projelerimiz olmasına rağmen bugün Bursa'da kime sorarsanız sorun, Hanlar bölgesi çok önemli bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Yaptığımız kamuoyu araştırmalarından da bu ortaya çıkıyor. Evet. Nefes aldırıyor. Yine. Arkamızda hemen Ulu Cami. Ulu Cami tabii çok kıymetli, çok değerli. Sembol camilerden bir tanesi. Ve Ulu Cami'nin sabahı başka bir güzel, akşamı başka bir güzel. Dolup dolup taşıyor. Şehir dışından o kadar çok insanımız sabah namazı kılmak için Ulu Cami'ye gelir ki. Ama bu bölge UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 480 dönümlük, içinde 12 tane han, 1 tane bedesten, 13 tane üstü açık çarşı, binlerce alışveriş mekanının olduğu ve en büyüğü de Ulu Cami olmak üzere içinde 21 tane caminin olduğu. Hemen arkamızda han dedim, Koza Han ki ecdat o kadar büyük düşünmüş ki Yıldırım Beyazıt'tan. Koza Han'da ipek borsası kurulurmuş. Burada öşür olarak, kira olarak alınırmış o borsaya getirilen kozalardan. Onlarla da İstanbul'daki bazı cami ve medreselerin İhtiyaç. Masrafları karşılanırmış. Ya bakanlığın bugün yaptığını sistem olarak ecdat o zaman yapmış. Ya Bursa tabii Osmanlı'yı kuran şehir ve ilk başkent olduğu için böyle bir kıymeti var, değeri var. Dolayısıyla her hanın da her bir köşenin de burada ayrı bir hikayesi var açıkçası. Aslında ama maalesef şehrin kimliği burada gizli. Tabii tabii. Ama maalesef burası çok kötü binalarla çevriliydi.
70, 80, 60 yıllık binalar vardı. Son 30 yıldır mübalağasız hangi siyasi partiden olursa olsun her belediye başkanımızın hayaliydi bu binaları yıkmak. Yıkmak zordur Erkan Hocam. Yani kelime olarak da kötü algılanır. Yani yıkmak, hatta ben yıkarak Bursa'yı güzelleştireceğiz demiştim dönem başında. Bana bir basın mensubu arkadaşımız size yıkıcı başkan diyebilir miyiz dedi. Asla dedim bunu kabul etmem. Biz gönüller yapmaya geldik. Ama eskiyen yapılar var. Tarihi gölgeleyen yapılar var. Açılması gereken cadde ve sokaklar var. Çevre yolları var. O yüzden bu yapıları yıkmak, yer sahiplerini de mağdur etmeden bu değişimi, dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz dedik. Ve bu manada ben tabii ki burada Sayın Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul Belediye Başkan adayımız, dönemin bakanı Murat Kurum Bakanıma yürekten teşekkür ediyorum. Destek verdiler, katkı verdiler. Projemize inandılar. Cumhurbaşkanlığı acele kamulaştırma kararı çıktı. Ve gerçekten önceki belediye başkanlarımızın kazma dahi vuramadığı konuyla alakalı binaların tamamını yıktık ve güzellikler ortaya çıktı. Otopark yoktu, otopark yapıldı altında. Affedersiniz, bu binaları yıkarken biz uzlaşıyla mı, bir soruna karşılaştınız tabii mı, yoksa yok, hiçbir soruna karşılaştık. Anlaşarak? Tamamen uzlaşıyla ve 2 sene içerisinde de bu yıkımı bitirdik. Bu da çok önemli. Tabii bakın, 30 senedir bir hayaldi bu. 25-30 senedir belediye başkanlarının hepsi bunu seçim beyannamelerine yazarlardı yani. Ama ya ben yapamadılar anlamında asla hiçbir belediye başkanımızı eleştirmek haddime de değil. Öyle bir saygısızlığı da asla yapmam. Ama zor ve külfetli bir işti. Zor ve külfetli bir işi. Biliyorum ki ülkemizin dört bir yanında tarihi ayağa kaldırmak adına çok önemli çalışmalar yapılıyor. Konya'da da yapılıyor, Urfa'da da yapılıyor, Kayseri'de de yapılıyor ama özellikle Bursa'da böyle sembol bir mekanın ortaya çıkılması adına yapılan bu çalışma çok da anlam ve değer kazandı. Orada devam eden bir otopark mı var? Tabii. Yer altında 400 araçlık yaklaşık otoparkımız var. Yer üstünde tamamen meydan olarak yeşilliklerle düzenlendi. Maalesef 1955'li yıllar, 50'li yıllarda yıkılan Sarıcı Sungur Mescidi var. Aslına uygun bir şekilde yan taraftaki türbeler de, hazireler de ihya edildi. Ve Sarıcı Sungur Mescidi restorasyon projesine uygun olarak yine ihya edilerek ayağa kaldırıldı. Ve bugün hamdolsun günde 5 vakit namazı orada kılınmaya devam ediliyor. Bu arada tabii hanlar o tarihi yorgunluğu yaşıyorlar kıymetli hocam. Yani Bakırhan, Bakırcılar Çarşısı, eski İpek Han, işte Pirinç Han, bir taraftan da hanlarımızın restorasyonlarıyla alakalı çalışmalar devam ediyor. Kaçak katlar, çatılar, tenteler, çerçevesi, kafası, boyası, farklı farklı çalışmalar zaman içerisinde. Yani bunlar çok eski mekanlar açıkçası. Zaman içerisinde de uğradığı maalesef değişimler ve dönüşümler var. Bunların hepsini bir çırpıda bitirmenin hesabıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama bu şey görünüyor yani, şehir bir nefes almış, öz kimliğine kavuşmuş. Bir de yine geçen sene konuştuğumuzda bir Mevlevi Hane vardı ve çok önemli bir meseleydi. O konuda bir Konya'ya rakip bir hizmet oldu anladığım kadarıyla. Hizmette yarış var. Estağfurullah. Hayır, bize değil. Hayırlı Konya'yı yarış. Konya'yı seviyoruz. Mevlana Celaleddin Rumi. Ama tamamlandı cennet değil mi orası? Cennet mekan misafir eden Konya'yı seviyoruz ama şunu söyleyeyim. Bizim Mevlevi Hanemizin de bir hikayesi var. Cununi Ahmet Dede bundan 400 yıl önce yaklaşık ilk şeyhi ve kendisi orada metfun ailesiyle, avanesiyle birlikte. Maalesef 1940'lı yıllarda, 45'li yıllarda karakola çevrilmiş, su deposu olarak kullanılmış, binaların çoğu yıkılmış. Şimdi aslına uygun bir şekilde komple ihya edildi orası. Her perşembe akşamları, yakında cumartesi de başlayacak. Ramazan'da ayrı bir güzel, Ramazan'da teravihler de kılınıyor. Hem müzesiyle, hem türbe kısmıyla, hem matbaa kısmıyla misafirlerinin çay kahve yudumlayabileceği, o ortamı teneffüs edebileceği güzel bir komplekse, güzel bir külliyeye dönüştü orası. Ve Mevlevilik kültürünü, Mevlevilik hoşgörüsünü de orada Bursalı hemşehrilerimize anlatma imkanına sahip oluruz. Dolup dolup taşıyor hocam. Her hafta dolup dolup taşıyor. Haftanın 7 günü muhakkak açık ama şu an
sema mukabeleleri sadece Perşembe akşamlarında saat 19'da 19.30'da icra ediliyor. Ben bu vesileyle de herkes oraya davet ediyorum. Ya dedim ya, her bir köşede o kadar ciddi güzellikler var ki bunları ayağa kaldırmak. Bunları ayağa kaldırmakla beraber bunlara fonksiyon yüklemek ve bunları insanlarla buluşturmak da çok kıymetli hocam. Tabii sürdürülebilir olması gerekiyor. Tabii. Şimdi bakın, restorasyon yapılıp kapısına kilit vurulduktan sonra bu işin kadri kıymeti yok. Kimisi gençlik merkezi, kimisi kültür merkezi, kimisi aşevi, kimisi mevlevihane, kimisi farklı bir fonksiyonda. Ama hepsini Allah'a hamdolsun Bursalı hemşehrilerimizle buluşturuyoruz ve dolup dolup taştığına da şahit olmak ayrı bir keyif veriyor bize açıkçası. İnşallah biz Ramazan ayı içerisinde Mevlevihane ile ilgili özel bir program yapacağız. Safiyeddin Erhan hocamızı ve yine vakıflardan misafirlerimiz olacak. Onun detaylı hikayesini dinlemenizi isterim. İnşallah. Onlar sağ olsunlar, bana özellikle destek veren isimler, o kıymetli hocalar. Ben her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve yaptığımız bu çalışmalarda zaten Bursa'nın bu konudaki ehil isimlerinden, dinamiklerinden istifade ederek yapıyoruz hocam. Başkanım, çok meşhur bir kabul vardır. Derler ki, şehirleri imar eder, insanları ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesiller, imar ettiğiniz şehirleri tarumar eder. Tarumar eder. Bütün bunları yaparken insanları ihya için neler yapıyoruz? Zor dönemlerden geçiyoruz. Allah benzerini göstermesin. Yakın zamanda bir deprem felaketi oldu. Önce pandemi. Sanıyorum siz depremde de büyük bir şey üstlendiniz. Tabii, sorumluluk üstlendik. Bu şehirde yaşayan insanlar var. Bu şehrin insanını ihya için ihtiyaç sahipleri kültürel olarak, manevi olarak burada neler yapıyoruz? Evet. Neler yaptık? Çünkü şimdi siz bir taraftan seçim devam ediyor ama siz aynı zamanda başkansınız ve insanlar da hizmet beklemeye devam ediyor. Tabii. İhtiyaçlar devam ediyor. Çok doğru diyorsunuz. Yani insanlık tarihi var oldukça ihtiyaç sahipleri hep vardı. Sosyal desteğe ihtiyacı olan insanlar hep vardı. Allah'a hamdolsun devletimiz düne göre daha güçlü. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız, şehit gazisini, yaşlısını, engellisini, hastasını, düşkününü artık düşünen, dert eden, bunu müstakil bir bakanlık çatısı altında ihya etmeye çalışan kurumlarımız var. Ama özellikle bu işlerin yerelde halledilmesi çok kıymetli ve değerli. Yani adı üstünde, yerel yönetim nihayetinde. Evet. Yani sorumluluk alanımız Bursa ve ben bir yerel yöneticiyim. Ben başka belediye başkanları gibi de farklı şehirlerde siyasi çalışmalar yapmak veya onlarla ilgili bir taraf oluşturmak noktasında falan değilim. Ya biz Bursa'yla yatıyoruz, Bursa'yla kalkıyoruz tabirinizi. Dolayısıyla işinize ve ekibinizle bu şekilde, siz ve ekibiniz işinize böyle odaklanırsanız otomatikman kurduğunuz sistemler aracılığıyla da eksiği, aksağı, sıkıntıyı daha fazla görme imkanına sahip oluyorsunuz. Kadın sığınma eviyle beraber erkek sığınma evimiz de var. Bu bizim işimiz. Allah göstermesin. Bir şekilde erkek sığınma evi. Tabii canım, erkek sığınma evimiz var bizim. 200, 250 hatta 300 kişiye kadar ağırladığımız oluyor. Ayrı doğal ortam içerisinde. Hatta onları kazanabilmek adına tavukçuluk, koyunculuk, mantarcılık yaptırdığımız güzel bir deneyimleme alanlarımız da var. Orada onlara asgari ücret üzerinden belirli kesintilerle maaşlar da veriliyor, sigortalar da yapılıyor. Onları bu manada hayata tutundurmaya da çalışıyoruz bu geçiş dönemlerinde. Kadın sığınma evleri daha kapalı olduğu için, yine bizim tarafımızdan işletilen, reklam ve benzeri tanıtım yasağı olduğu için de tamamen yine ekip arkadaşlarımız, kadın ekipteki kadın arkadaşlarımız tarafından yürütülen, bazılarını çocuklarıyla beraber ağırladım. Allah kimsenin işine, düzenine halel getirmesin, bozmasın. Ama Allah'a hamdolsun devletimiz güçlü, belediyemiz güçlü. Bunun yanında tabii ki ihtiyaç sahibi ailelerimizle alakalı günün şartlarına uygun bir şekilde bu yardımları hayata geçiriyoruz. Hele özellikle bu ay Ramazan ayı. Ve Ramazan ayı bir dayanışma ayı, bir yardım ayı. Ama ihtiyaç sahipliği sadece Ramazan'da devam etmiyor hocam. 12 ay devam ediyor. Doğru. Yani adam çok zenginken birden fakirleşebiliyor, işleri bozulabiliyor. Dolayısıyla sosyal hizmetler ekibiniz güçlüyse, sahayı iyi tarıyorsanız, bizatihi gidip yerinde tespit ediyorsanız bazı şeyleri,
yetişmeniz mümkün. Bakın biz gerçekten belediyeciliği sadece belirli birkaç alanda değil, her alana dokunan bir çalışma haline getirdik. Evde bakım hizmetlerimiz var ya, bize alo demesi yeterli. Ambulansla alınıp hastaneye götürülecek, hastaneden ambulansla getirilecek, diyalize götürülecek, diyalizden getirilecek. Evde herhangi bir iğnesi, tedavisi, psikolojik danışmanı, efendim diyetisyenin vereceği destek ve benzerleri. İşte YEDEP'te yaşlılara destek projemiz var. Yani evde herhangi bir tamirat, tadilat, çok affedersiniz, tırnaklarını kesme, sırtını keselemeye varana kadar. Allah Allah. Yani tabii. Kendi evladı bakacağı vesaire yoksa yok, belediye şekilde, ona evlatlık... Tabii evladı olmamış. Belediye ona yarenlik ediyor. Yani yaren ekiplerimiz var. Belediye ona arkadaşlık, yoldaşlık ediyor açıkçası. Bunların duası yeter. Kesinlikle. Bereket. Ya bunlar çok reklam olan şeyler de değil. Tabii. Ya düşkün evinde zaten dışarıya çıkamıyor. İyiliğin reklam olmaz o. Kendini çoğaltır. Tabii. Yani bu ben dönem dönem tabii ziyaret ediyorum. Böyle büyüklerimizi, dostlarımızı. Onların hayır dualarını almayacağım. Yine huzur evlerimiz hakeza destek veriyor. Yani kendi bünyemizde de huzur evimiz var bu arada. Onu da söyleyeyim. Yaklaşık 250 civarında sakinimizi de huzur evinde ağırlıyoruz. Yani kadın sığınma evi ve erkek sığınma evi haricinde bir de huzur evimiz de var ayrıca. Tabii sosyal yardımları biz gerçekten günün şartlarına uygun. Bu konuda da Türkiye'de öncü belediyelerden bir tanesiyiz biz. Karton altı uygulamamız var bizim hocam. Biz karton altı marifetiyle... Bu Türkiye'ye örnek bu. Tabii. Yani bizde öyle koli götürme, kutu götürme falan yok. Küçük çocuk var, ne lazımsa ona göre. Çikolata özeniyor çocuğuna. Çocuğuna çikolata alsın. Tabii. Veya çocuğuna veya deterjan lazım, deterjan alsın. Veya evin başka bir ihtiyacı var, onu alsın. Ailedeki nüfus sayısına göre karton altıya yükleme yapılıyor. Bir de belirli bir de dönemler istediği var. İstediği yerden alışveriş yapabiliyor mu? Tabii. Yani bizimle anlaşma olan yerlerle 1000 civarında yer var böyle, öyle söyleyeyim yani. Bu aynı zamanda alışveriş yaptığı küçük bakkalı, esnafı onu da destekler. Tabii. Yerelde bırakıyoruz yani. Bir de rencide olmayı da onu. Bir de rencide olmuyor. Yani kutu bırakıyorsunuz. Benim kimse öyle bir fotoğrafımı da göremez. Veya bir ekip arkadaşımızın da fotoğrafını göremez açıkçası yani. Biz ona kartını veriyoruz. O istediğin gidip neyi almak istiyorsa hiç kendisi. Ya çocuğuna karşı da şey olacak, rencide olacak. Yani bir kutu geldiğinde bir başka... Arkadaşın evine gelmiyor. Şimdi Ramazan döneminde takdir edersiniz ki 50 bin haneye belirledik. Bununla alakalı müracaatları aldık. Kendi tespitlerimiz var. Zaten bu manadaki şehrin haritasını çıkarmışız. 50 bin haneye 1500 TL'lik 75 milyon bedelli bakkal destek çeklerimiz dağıldı. Giyim destek çeklerimiz, ayakkabı destek çeklerimiz, kırtasiye destek çeklerimiz. Bakın kırtasiye dükkanları inanın çok mutlular Bursa'da kırtasiyeciler. Anlaşmalı. Bunları yaparken de ilgili esnaf odalarımızla, Bursa Esnaf Odaları Birliği'nde bakkallar odası, kırtasiyeciler odası, hazır giyimciler odası, ayakkabıcılar odası gibi onlarla anlaşmalar yaparak bizatihi oralardan alışverişini yapma imkanına sahip oluyorlar açıkçası. Tabii bir de bu dönem yeni bir uygulamaya daha başlattık. Emekliler çok konuşuluyor. Emeklerimize sosyal destek verebilmek adına 50 binde onun da sayısını 100 bine çıkardık bu arada, onu da söyleyeyim. Hatta tevafuk ben buradan bu vesileyle de şey yapayım. Ya bir şekilde emeklilik süreciyle alakalı çalışma imkanına sahip olamayan emeklerimizle alakalı, sadece emeklilik maaşıyla geçinmek durumunda olanlarla alakalı müracaatları halinde onlara da Ramazan ve Kurban olmak üzere 1500 TL'lik alışveriş hakkını onları da bizatihi aile başına sağlamış oluruz. Eyvallah başkanım, Allah razı olsun. Allah hiç kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Amin. İnşallah standartlarımızı çok daha yükseltmeyi Rabbim nasip eylesin. Ama insanlık adına bunlar güzel şeyler. Kesinlikle. Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, bir ara vereceğiz şimdi. Bir şekilde çorbanın da kaynaması ve hareket etmesi gerekiyor ekonominin de. Sonra tekrar burada olacağız. Güzel bir ilahiyle döneceğiz ve iftar öncesinde başkanımın bazı konularla ilgili hissiyatını alacağım. Ona güzel özel sorular soracağım ve duayla iftara gideceğiz inşallah. Kısa bir ara, sonra Bursa'dan iftara devam edecek. Kıymetli izleyicilerimiz, Bursa'dan yeniden selamlar. Artık iftara az kaldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş konuğumuz, misafirimiz. İftariyelik sohbet ediyoruz.
Tabii seçim dönemi, ama seçim dönemi olmasa da başkanı zaten zor yakalıyorduk. Çünkü iftarda başka bir yere, sahurda başka bir yere gidiyordu. Onun için erkenden de uğurlayacağım birazdan, ama sormak istediğim önemli bir soru var. Sonra da inşallah ilahi dinleyeceğiz, dua edeceğiz. Size okuyacağım hadisler var. Kıymetli başkanım, dışında değiliz. Dolayısıyla yaşıyoruz. Gündemden bağımsız kalmamız da mümkün değil. Sizi bulmuşken kendi merakımda, izleyicilerimiz adına da sormak istiyorum. Siz burada bir yarım dönem yapmıştınız başkanlık. Şimdi tam dönem, yani 1,5 dönem oldu ve yeni dönem. Evet, yeni döneme de adaysınız. Ali Nur Aktaş'ın bir Bursa sevdalısı olarak içinde kalan, ya yeni dönemde inşallah başkan seçilirsem şunları da tamamlamalıyım, Bursa'ya dair böyle bir hedefleri var mı? Kesinlikle var. Kalan. Kesinlikle neler var? Olmaması düşünülemez. Kıymetli hocam, şöyle söyleyeyim. Yani yeni dönem, yeni nesil belediyecilikte iki tane önemli konu var bana göre. Bir, kentsel dönüşüm, deprem gerçeği ve dirençli şehirler. İkincisi de iklim değişikliği ve kuraklık. İklim değişikliği ve kuraklık artık dünyamızı tehdit eden önemli unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla her yerel yönetimin nüfusu kaç olursa olsun bu iki başlıkta tedbirler alması lazım. Evet, bizim de Bursa özelinde yeni dönemle alakalı 100 bin konut dönüştürmek, 16 bin yeni sosyal konut yapmak gibi projelerimiz var ama Bursa kadim bir şehir dedim, kadim medeniyetimizin önemli bir şehri dedim, Osmanlı'nın ilk başkenti dedim. Hanlar bölgesini konuştuk uzun uzun ilk bölümde. En az Hanlar bölgesi kadar kıymetli, değerli başka bölgelerimiz de var. İçinde Üftade Hazretleri'nin de metfun olduğu, önemli Zindan Kapı gibi, Mevlevihane gibi eserlerinin de olduğu, yine 600 küsür dönümlük, buradan daha büyük bir alanda Hisar bölgemiz var bizim. Osman Gazi Belediye'mizin üzerinde bazı çalışmalar yaptığı Hisar bölgesi, ki Osmanlı'nın ilk neşmi nema bulduğu bölgeler orası, ilk mahalleler orası. Özellikle Hisar ve beraberinde yine Bursa'nın bir başka değeri, Emir Buhari Hazretleri'nin metfun olduğu Emir Sultan Türbe ve yine camisini de içine alan, ta ki Yeşil'den Çelebi Mehmet'in metfun olduğu Yeşil'den başlayıp, Setbaşı ve Yeşil'den başlayıp o aksı da yine içine katan dönüşüm. Yani İstanbul'un dibacısı saydığımız isimler gerçekten bizim tarihimizin kökleri. Tabii tabii. Ya bu bölgeleri ayağa kaldırmak, bu bölgelerle Bursa'yı gerçek manada buluşturmak benim en büyük hayallerimden bir tanesi. Cumalı Kızık da var bunun içerisinde, Umur Bey de var bunun içerisinde, farklı noktalar da var ama özellikle bu üç nokta, yani Hanlar bölgesi, Hisar ve Yeşil Emir Sultan aksı benim için çok kıymetli ve değerli. Restorasyon çalışmaları Bursa'da bitmez kıymetli hocam, onu söyleyeyim. Ama bu bölgelerin özellikle ihyası, Bursa ile buluşturulması, Bursa'nın gençleriyle, Bursa'nın insanıyla buluşturulması. İnanın bir Hanlar bölgesiyle biz o kadar güzelliklere vesile olduk ki. Dün bir abimiz, 77 yaşındayım dedi, evladım sana müteşekkirim dedi ya. Ben buraya geldikçe dedi, bu güzellikleri gördükçe. Hanlar bölgesi geziyor kendisi yani. Orada. Ondan sonra bu kötü binalar kalktı, bu güzellikler oldu. Bu bizim de dikkatimizi çekti. Gün içerisinde biz programa hazırlanırken burada belli bir yaş ortalaması üstünde insanların gelip burada oturduğunu, tesbih çektiğini, sohbet ettiğini görüyoruz. Yani kesinlikle. Böyle bir dinlence olmuş yani buraya. Kesinlikle. Yani evet, Bursa gelişecek. Bursa katma değerli sanayiyle alakalı hamleler yapacak. Yüksek teknolojili açılımlar yapacak ama Bursa kendine uydu şehirler kuracak, yeni konutlar, yani 100 bin konut dönüşümünden ve 16 bin yeni sosyal konuttan bahsediyorum. Ama bunlar için fiziki boyutlar açıkçası, fiziki projeler yürür gider. Yani hedefinde ne olduğunu söyledim ama özellikle bu tarihin ve kadim medeniyetimizin önemli izleri olan az önce bahsettiğim mekanların ihyası benim için çok kıymetli ve değerli açıkçası. Allah sizin ve memleketimiz ve Bursa'mız için en hayırlı olanı, en güzel yollar nasip etsin. Amin inşallah. Sizi uğurlayacağız çünkü iftar için sizi bekleyenler var. Çok teşekkür ediyoruz. Hem ev sahipliğiniz hem de
Bursa'ya olan hizmetinizden dolayı. Ben bir bu ülkenin vatandaşı ve bu Bursa'yı çok seven biri olarak bu yaptığınız şeylerden dolayı ben de o nine gibi bireysel olarak size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Erkan, sizin son olarak milletimize söyleyeceğiniz ne var? Mesajınızı alalım. Erkan Hocam çok teşekkür ederim. Sizleri yine ağırlamak son derece büyük bir keyif. Ulu Cami'nin bağrında, Ulu Cami'nin hemen kucağında, Bursa'nın tam böyle nirengi noktası denilebilecek göbeğinde sizleri ağırlamak, Ülke TV aracılığıyla milletimizin iftar sofrasına konuk olmak son derece büyük bir mutluluk. Tabii dedim ya, her şehrimiz çok güzel ama Bursa ayrı bir güzel. Bütün dostlarımızı, bütün vatandaşlarımızı Bursa'da ağırlamaktan, Bursa'nın güzelliklerinden, değişen, güzelleşen Bursa'da onları konuk etmekten son derece büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bursa aynı zamanda bir gastronomi şehri. Farklı kültürlerin olması hasebiyle de güzel bir gastronomi şehri Bursa. Damaklarına göre lezzetleri de burada yeterince bulabileceklerdir. Tekrar dediğim gibi Allah'a hamd ediyorum böyle bir şehre hizmet ettiğim için. Rabbim nasibimizde varsa, kısmetimizde varsa, tecrübemize, bilgi birikimimize inşallah yolumuza devam ederiz diyorum. Sizlere de bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Bizim Erzurum'da bir söz vardır. Derler ki birine büyükler dua ettiği zaman Allah dalınızı yere getirmesin derler. Bursa'da da çok fazla Erzurumlu hemşerimiz var. Onlar artık Bursalı. Allah dalınızı yere getirmesin. Allah razı olsun. Allah her birinden razı olsun. Biz de bu sene o kadar güzelleşmiş ki etraf, parklar da müsait. Geçen sene Kadir Gecesi Ayasofya'da program yapmıştık. Tesbih namazı dua. Allah selametlik versin. İçişleri Bakanımız da, İstanbul Valimiz de o zaman oradaydı. Onun izni ve himayesiyle yapmıştık. Bu sene karar verdik. Burayı gördükten sonra artık İstanbul'a gitmeyeceğiz. Kadir Gecesi Ulu Cami'de ve buradayız. Bütün İstanbul'u gelse burası ağırlar. Hocam sizi temin ederim. Son olarak söyleyeyim. Ben İstanbul merkezi, tabii İstanbul çok özel bir şehir. Tabii. Yani İstanbul gerçekten kıymet veriyoruz, değer veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle çok sevdiği, çok kıymet verdiği, önem verdiği bir şehir. Belediye başkanlığı yaptığı bir şehir. Ama şunu söyleyeyim. Ben hep yıllardır şunu düşünürdüm. Ya bu iftar programları, bu manevi ortamlar ziyadesiyle Bursa'da da var. Niye hep İstanbul'da yapılır diye. Allah'a şükürler olsun bir hayalime, bir muradıma da ermiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yani. Allah razı olsun. Biz de aynı niyetle buradayız. O maneviyattan faydalanıyoruz. Allah razı olsun. Sizi tekrar ağırlamak istiyorum inşallah. İnşallah. İlerleyen günlerde. Kıymetli izleyicilerimiz orkestramız da bekliyor. Şöyle iftara yaklaşırken bir gönülleri hoş edelim. Bir güzel ilahi dinleyelim. Bu arada başkanımızı da iftara uğurlayalım. İftar hazırlığı devam ediyor. Dua ile iftara gideceğiz inşallah daha sonra. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, Bursa'dan iftara programımız devam ediyor. Biliyorsunuz mübarek Ramazan ayı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de oruçla ilgili ayette şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min gablikum leallekum tettegûn. Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki bu oruç vesilesiyle Allah'a karşı sorumluluk bilinci kazanırsınız, takva sahibi olursunuz. Ramazan kelimesi Arapça iki kökten gelmesi muhtemel. Ramat ve Ramda. Ramat yakan, yakıcı anlamında. Ramda sonbahar yağmuru demek. Kelime anlamı itibariyle aslında o kadar güzel bir yere evrilmiş ki eğer yakıcı anlamında Ramat'tan alınınca insanın böyle eskiyen, pörsüyen, çürüyen yanlarını, kötülüklerimizi, fesatlarımızı hepsini yakıp yıkan bir ay, rahmet ayı. Sonbahar yağmuru Ramda kökünden alındığında da yazın sonrasında ortada kalan o kir, toz, tortu, bütün bunları silip götüren bir yağmur. İnşallah Kur'an ayı Ramazan hem günahlarımızı yaksın, hem kalbimizde biriken his, toz, kir, gıybet, haset, nefret, bütün kötü haset ne varsa sonbahar yağmuru gibi bunları yıkasın, temizlesin. Oruç kelimesi bize Farsçadan geçmiş, ruze günlüklerden, re ile başlayan Türkçe'de kelimeler olmadığından uruze, uruç,
böyle gelmiş. Asıl bizim derinliği itibariyle kullandığımız Arapça karşılığı savum ve sıyam. Çok ilginç, kelimenin birbirine zıt iki anlamı var. Lisan-ül Arap'ta öyle denir. Terk ve direnç. Öyleyse oruç tutmak diye tanımladığımız ifade sadece oruç tutmak olarak nitelendirilirse biraz eksik kalır. Ramazan'da sadece oruç tutulmaz. Ramazan'da oruç hem tutulur hem bırakılır. Oruç tutmak ve bırakmaktır. Tutulması gerekenleri tutmak, bırakılması gerekenleri bırakmaktır oruç. Hakkı tutarız, sabrı tutarız, merhameti tutarız, vicdanı tutarız, yalanı bırakırız, gıybeti bırakırız, haseti bırakırız. Onun için Resulullah Aleyhisselam buyurmuş ki, yalan sözü, gıybeti, işte günahları terk etmeyen insanın aç ve susuz kalmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Onun için oruç hem tutmak hem bırakmaktır. İnşallah biz orucu tutalım ki oruç da bizi tutsun ve ruhumuzu ayağa kaldırsın. Tıpkı günah gibi. Mesela biz günah işlemek deriz ve günah işlediğimiz günahlardan dolayı tövbe ederiz. Ya işlemediklerimiz, yapmamız gerekirken yapmadıklarımız, Allah bizi yaptıklarımızdan, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan, konuştuklarımızdan ama konuşmamız gereken yerde sustuklarımızdan hesaba çeker. Bazen yapmaktır günah, bazen yapmamaktır. Bazen susmaktır, bazen konuşmaktır. Allah bizi hidayetten ayırmasın. Rabbimin rahmeti sonsuz. O rahmetiyle bize hidayet verdi, bizi Ramazan'a eriştirdi. Onun lütfu inayeti olmasaydı biz ne oruç tutabilirdik ne de bugünkü halimizde olurduk. Size Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında Hazreti Bilal ile ilgili bir şeyi anlatıp sonra da duaya geçeceğim inşallah. Bir gün Mescid-i Nebevi'de Bilal-i Habeşi, böyle Habeşli biliyorsunuz, oynuyor. Habeş geleneklerine göre. İşte diyelim yani bizde halay var, başka bir şey, oynuyor böyle. Hazreti Ömer mescide gider. Ey Bilal, ne yapıyorsun mescitte? Mescidin sahibi var, seninle karışıyorsun der. Resulullah Aleyhisselam mihrapta oturuyor. Hazreti Ömer Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gider. Ya Resulallah, Bilal'e bir şeyler olmuş, mescitte oynuyor. Bilal'i çağırır yanına. Hayırdır Bilal, mescitte ibadet etmen, zikretmen, Kur'an okuman gerekirken neden oynuyorsun? Ya Resulallah, düşündüm de Allah sana her şeyi verdi ama insanlara hidayet etme yetkisini sana vermedi. İnsanların kalbi Allah'ın elinde. Eğer hidayet senin elinde olsaydı vallahi senin akrabalarından köle Bilal'e sıra gelir miydi bilmiyorum. Bak senin en yakın akrabaların sana inanmaz, seni inkar ederken Habeşli köle Bilal sana iman ediyor ve senin mescidinde namaz kılıyor ve senin mescidinde ezan okuyor. Ben şükretmeyeyim, ben oynamayayım da kim oynasın? Resulullah Aleyhisselam diyor ki oyna Bilal, oyna diyor. Evet, Allah'ın lütfu ve inayeti olmasaydı biz bugünkü durumlarımızda olmazdık. Hamdü senalar olsun. Gelin şimdi gönlümüzü temsilen ellerimizi açalım. Allah bizi mübarek Ramazan ayına eriştirdi, sağlık, afiyet verdi. Duayla iftara gidelim inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey bizleri yoktan var eden, kendisinden başka kulluk edilecek ilah olmayan, bizleri yaratan, yaşatan, dilediği zaman katını alma kudretine sahip olan şanı yüce Rabbimiz. Sen şahitsin ki bizler seni ve dinini çok seviyoruz ya Rabbi. Nefsimiz ve sana gereği gibi yönelemeyişimizden dolayı senin dinini yeterince yaşayamıyoruz, bizi bağışla ya Rabbi. Senin dinini yüceltecek yüreğe, bileğe, amele sahip olmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ne kadar çok isterdik bizi yarattığın günkü gibi tertemiz kalabilmeyi ama beceremedik ya Rabbi.
yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Hazreti Adem'le Havva'nın diliyle yalvarıyoruz. Rabbena zalemne enfusene ve illem tagfir lene ve terhamne lenekunenne minel hasirin. Biz kendimize zulmettik ya Rabbi. Sana layık kulluk edemedik. Verdiğin nimetlere hakkıyla şükredemedik. Sen bizi bağışlamazsan, bize merhamet etmezsen kaybedenlerden oluruz. Bize kaybettirme ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin, kerimsin. Affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle ya Rabbi. Allah'ım, üzüntüden ve sıkıntıdan, acizlikten ve tembellikten, cimrilikten ve korkaklıktan, borçlarımızın belimizi bükmesinden, insanlar karşısında yenik düşmekten emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım, verdiğin nimetin kaybolup gitmesinden, afiyetin bozulmasından, ansızın gelecek azabından, senin gazabını üzerimize çekecek davranışlardan bizi koru ya Rabbi. Allah'ım, gökten ve yerden gelen gelecek olan, görünür görünmez, bütün kaza, bela, musibetlerden, depremden, yangından, sel felaketlerinden, trafik kazalarından, salgın hastalıklardan, göçük altında kalmaktan bizleri emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım, İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle. Senin dinine yardım edenlere yardım et ya Rabbi. Dünyanın dört bir yanındaki Müslüman kardeşlerimizi zalimlerin insafına ve merhametine bırakma ya Rabbi. Doğu Türkistan'da, Gazze'de, Filistin'de, dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Allah'ım, vatanımıza, milletimize, devletimize birlik, beraberlik, huzur ver ya Rabbi. Üzerimizde dolaşan kara bulutları rahmetinle dağıt ya Rabbi. Dinimizin, devletimizin, vatanımızın, milletimizin hayrına çalışanları melaike ordunla destekle, hayırlı işlerinde başarıya ulaştır ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in, içinde de duamıza amin diyenlerin şu iftar saatinde ne derdi sıkıntısı varsa gider ya Rabbi. Kimin bir hastası ve hastalığı varsa Eşşafi ismin hürmetine şifa ver ya Rabbi. Kim bir borç yüküyle, ekonomik sıkıntıyla bu ana geldiyse ödeme kolaylığı ver ya Rabbi. Hazinelerinin kapılarını aç, helal rızık ver, harama tenezzül ettirme ya Rabbi. Allah'ım, kendimize, ailemize, çoluk çocuğumuza, çalışanlarımıza bakamayacak hale düşürme ya Rabbi. Allah'ım, sana inandık, sana güvendik, sana teslim olduk. Senin rızan için oruç tuttuk. İbadetlerimizi kabul eyle, iftarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bu sevinci cennette de bizlere yaşat ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatih. Bursa Büyükşehir Belediyesi Erkan Aydın'la Bursa'da Ramazan programını sundu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.